Merhaba arkadaşlar. Kesirlerde sıralama ile ilgili örneklerle karşınızdayım. Burada birçok örnek çözeceğiz. Hepsi sıralama ile ilgili. Birinci örneğimiz. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Dikkat edelim. Bir tanenin birincisinin paydaları aynı. Paydaları aynı olan kesirlerde payı büyük olanın daha büyük olduğunu söylemiştik. Yani 13 bölü 21 daha büyüktür. Sonra 8 bölü 21'den o da 2 bölü 21'den daha büyüktür. İkincisinde ise paylar aynı. Paylar aynı olduğunda ise payı, paydası küçük olanın daha büyük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla en küçük olan 2'dir. Sonra 5 sonra 8'dir. Yani 3 bölü 2 en büyükleri sonra 3 bölü 5 sonra ise 3 bölü 8'dir. Alttaki soruda ise 15 bölü 4, 23 bölü 4, 18 bölü 4. Yine bunların paydaları aynı. Paylara bakacağım. Pay Payların da ee, büyük olanın daha büyük olduğunu şuradaki örnekte yapmış olduğumuz gibi yapacağız. Dolayısıyla 23 bölü 4 en büyükleri sonra 18 bölü 4. Sonra ise 15 bölü 4 olacaktır. İkinci örneğimizde aşağıdaki kesirleri 0, yarım ve bütün olarak değerlerinden hangisine daha yakın olduğunu bulalım. Birinci kesimiz 5'te bir. 5'te bir kesri pay ve payda arasındaki fark çok fazla. Dolayısıyla çok fazla olduğu için biz buna sıfıra yakın diyoruz. 9 bölü 10 9 bölü 10 kesri bakın pay ve payda arasında fark çok az. Yani neredeyse 10'da 10 olacak. 1 tam olacak. O yüzden biz buna bütüne yakın diyoruz. Ya da tama yakın diyoruz. 7 bölü 17. Bakın burada ne sıfıra yakın ne de bütüne yakın. 17'nin yarısı 17'nin yarısı 8,5'tür. Ve 7 sayısı 8.5'a çok yakın. Yani aslında bu sayı yarıma yakındır. 1 bölü 2 gibi düşünebilirsiniz bunu. 1 bölü 2 gibi. Yaklaşık olarak tabii ki de. Yaklaşık olarak 1 bölü 2 gibi düşünebiliriz. Biz buna yarım diyoruz. Yarıma yakındır bu. 101 bölü 100. Bakın pay ile arasındaki fark çok çok az. O yüzden biz buna ne diyoruz? Bütüne yakındır. Hatta bütünden büyüktür bu. 3 bölü 25. Pay ve payda arasındaki fark çok fazla. O yüzden biz buna Sıfıra yakın diyoruz. 9 ile 5. 9'un bakın ee, yarısı 4,5'tür. 5 ise 4,5'a çok yakın. Dolayısıyla biz buna yarıma yakın diyebiliriz. Şimdi bunlarla ilgili yarım, bütün ve sıfıra yakınlıkla ilgili sorularımızı çözelim. Birincisinde 3 bölü 8, 1 bölü 15 ve 6 bölü 7 var. 3 bölü 8... Bakın 3 ve 8 arasındaki fark çok fazla olmadığından 8'in yarısı 4 olduğu için 3 ise 4'e çok yakın olduğu için. ben buna yarıma yakın diyorum. 15'te 1 ise çok fazla bakın arasındaki fark çok fazla ben buna sıfıra yakın diyorum. 6 bölü 7 aralarındaki fark çok az. Dolayısıyla ben buna bütüne yakın diyorum ve sıralarken bütüne yakın her zaman daha büyüktür. Sonra yarıma yakın. Sonra ise sıfıra yakın daha büyüktür diyoruz. Sıralarken 6 bölü 7 3 bölü 8 ve 1 bölü 15 İkinci örneğimizde 7 bölü 13, 67 bölü 69, 2 bölü 31. Şimdi 13'ün yarısı 6,5'tür. 7 ise 6.5'a çok yakın. O zaman ben buna yarıma yakın diyebilirim. 67 bölü 69 ise tama daha yakındır. Yani bütüne daha yakın. Neredeyse 69 69 olacak. Dolayısıyla biz buna bütüne yakın diyebiliriz. 2 bölü 31 ise bu sayılar arasındaki fark çok çok fazla. Dolayısıyla ben bunu sıfıra yakın diyebilirim. Dolayısıyla en büyük olan 67 bölü 69. Sonra yarım olan 7 bölü 13. Sonrası ise 2 bölü 31. Geldik son soruya. 99 bölü 100. Bu biliyorsunuz zaten çok yakın birbirine. Biz buna bütüne yakın diyelim. 6 bölü 11. 11'in yarısı 5,5'tür. 6 ise 5,5'tan nedir? Büyüktür. Yani bu aslında yarıma yakın diyebilirim ben buna. Fakat dikkat edin 90'da 45. 90'ın yarısı tam 45'tir. Ve bu tam yarımdır. Yani bu tam aslında 1 bölü 2. Yarım. Dolayısıyla burada bakın 6 bölü 11 ise yarımdan büyüktür. Yarım olsaydı 11'de 5.5 olacaktı. Ama 11'de 6 olduğu için yarımdan büyüktür. Yarımdan büyük ise her zaman yarımdan büyüktür. Yani 6 bölü 11, 1 bölü 45 bölü 90'dan daha büyüktür. Sıralarken 99 bölü 100 büyüktür. 6 bölü 11 o da büyüktür. 45 bölü 90. Bu şekilde. Üçüncü soruda ise aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe sıralayalım demişiz. 3 tane kesimiz var. Birinci örneğimize bakıyoruz. 3 tane kesimiz var. 1 bölü 2, 5 bölü 6, 3 bölü 4. Bunların paydalarını eşitleyelim. 2, 6 ve 4. Bunların en küçük ortak katı 12'dir. Bunu 6 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile, bunu da 3 ile genişlettim. 6 kere 1, 6 bölü 12 yapar. 2 kere 5, 10 bölü 12. 3 kere 3, 9 bölü 12 yapar. Paydalar aynı olduğunda payı büyük olan daha büyüktür. Dolayısıyla payı büyük olan 10 bölü 12'ye hepsinden daha büyüktür. Sıralama yaparken orijinalini yazıyorum. Yani 5 bölü 6 daha büyüktür. Sonra 9 bölü 12, orijinali ise 3 bölü 4. Ondan sonra ise geriye kalıyor? 1 bölü 2. Diğer soruya baktığımızda ise Burada 2 bölü 15, 8 bölü 17, 4 bölü 13 ve 1 bölü 9 sayılarını görüyorsunuz. Burada paydaları eşitlemek mümkün değil. Mümkün de çok büyük bir sayı çıkıyor. E, payları işlemek daha kolay. Dikkat edelim. Bunu, e, bu, bunların paydaları 8 ile 8'de eşitlenebilir. Ben bunu 4 ile çarpalım. Bunu çarpmaya gerek yok. Bunu 2 ile. Bunu da 8 ile genişletelim. Burası 4 kere 2. 8 bölü 60. 8 bölü 17 8 bölü 26 8 bölü 72 Paylar aynı olduğunda ise paydası küçük olan daha büyüktü. O zaman en küçük payda hangisinde? 8 bölü 17 Yani orijinali zaten 8 bölü 17 Sonraki ise 17'den sonra 26 geliyor. Orijinali ise 4 bölü 13. Sonra 8 bölü 60. Orijinali 2 bölü 15. Ondan sonrası zaten 8 bölü 72 kalıyor. 1 bölü 9. Bu şekilde. Dördüncü örneğimizde ise aşağıdaki kesirleri küçüktür, büyüktür ve eşittir sembolleri ile karşılaştıralım. Bu şekilde sorulan sorularda soruları hiç payda işlemeye falan gerek kalmadan sadece tam sayılarına göre karşılaştıracağız. Mesela 1 tam 1 bölü 4 7 bölü 3 ile karşılaştırılmış. 7 bölü 3'ü bir inceleyelim. 7 bölü 3 aslında ne demektir? 2 tam 1 bölü 3 demektir. Değil mi? Bakın 1 tam 2 tam. 2 tam her zaman daha büyüktür. 18 bölü 4 3 tam 1 bölü 8. 18 bölü 4 içinde 4 tane tam var. Bir de 2 var. 4 tam 4 de 2'dir. Dolayısıyla 4 tam 3 tam daha, daha büyüktür. 21 bölü 5 ile 36 bölü 7'yi karşılaştıralım. 21 bölü 5'i ben 4 tam 5'te 1 olarak yazabilirim. 36 36 bölü 7 ise 5 tam 7 de 1 olarak yazarım. E, ne olacak? 4 tam mı büyük? 5 tam mı büyüktür? Tabii ki de 5 tam daha büyüktür. 1 tam 3 bölü 5 13 bölü 5. Pardon burası 2 tam. Düzeltiyorum. Burası 2 tam. Tam çıkmamış. 13 bölü 5'i yazarsam ben 2 tam 3 bölü 5 olarak yazabilirim. Bakın aynısı çıktı. Dolayısıyla bunlar da nedir? Birbirine eşittir. Beşinci örneğimizde aşağıdaki kesileri büyükten küçüğe doğru yine sıralayayım demişiz. Birinci örneğimize bir bakalım. Bunlarda bakın tam sayılı basit kesir, tam sayılı basit kesir. Tam sayılardan en büyük hangisi ise o daha büyüktür. Yani 5 tam 3 tamdan daha büyüktür. Yani o yüzden 5 tam 1 bölü 3 büyüktür. 3 tam 1 bölü 5 tam. Şimdi bakın geriye hangileri kaldı bunları eledik. Şimdi 4 bölü 8 ile 1 bölü 9 kaldı. Bakın 1 bölü 9 sıfıra yakındır. 4 bölü 8 ise yarıma yakındır. Dolayısıyla yarıma yakın daha büyüktür. 4 bölü 8 ve 1 bölü 9 olarak yazabiliriz. Ne yaptık bakın hiç payda falan işlemedim. Önce tamlara baktım. Sonra ise sadece yarıma veya sıfıra yakınlıklarına göre karşılaştırdım. İkinci örneğimize bakalım. 2 tam, 3 tam. Burada bir bileşik kesir var. Bu bileşik kesir tam sayılı kese çevirelim. 23 bölü 5'i içinde 4 tane 5 var. Ve geriye 3 kalıyor. Yani aslında bu sayı kaç? 4 tam 3 bölü 5'tir. 5 bölü 6 basit kesir. Bakın en küçüğü bu zaten. Hiç tamı yok çünkü. Diğerlerinde 4 tam, 3 tam, 2 tam. Ve zaten tamlara baktığımız zaman otomatik olarak karşılaştırabiliyoruz. O zaman 4 tam 3 bölü 5. Yani orijinali 23 bölü 5. Daha büyüktür. Hangisinden? 3 tam olandan. 3 tam 3 bölü 8'den. O da 2 tam 1 bölü 4'ten. Ve en küçüğü ise 5 bölü 6'dır. Aşağıdaki sıralamalarda kutu yerine yazılabilecek doğal sayıları bulmamızı istenmiş bizden. Böyle sorularda yapmamız gereken şey sadece paydaları eşitleyip sıralamaya bakmak. O 6, 30 ve 3. Ee, burada paydaları eşitlememiz gerekiyor. Çünkü pay bilinmiyor. Payda bilinmiyorsa bu sefer tam tersini yapacaksınız. Payları eşiteceksiniz. Şu anda paydaları eşitlememiz lazım. Bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu da 10 ile. Ne oldu bakın sayımız? 5 bölü 6 ile pardon 30 ile 20 bölü 30 oldu. Şimdi 5 bölü 30 ile 20 bölü 30 arasındaki bütün doğal sayılar bu kutucuk yerine yazılabilir. Nedir onlar? İşte 6 bölü 30. 7 bölü 30 8 bölü 30 diye kaça kadar gidiyor? 19 bölü 30'a kadar gidiyor. Yani 20 olmaz. 20'den küçük olacak zaten. Buna göre burada alabileceği değerler nedir? 6'dan başlar. 7, 8'den diye devam eder. Kaça kadar? 19'a kadar devam eder diyoruz. İkinci örneğimiz ise biraz daha farklı. Yine bakın paydaki bir kutu bilinmiyor. Bunun için yine paydaları eşitlemem gerekiyor. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu da 9 ile genişletiyorum. 6 bölü 27. Burada dikkat edelim. 27'de 3 tane kutu olacak. 3 tane kutu. Şöyle kutu yapalım. 36 bölü 27. Şimdi burada e, 6 bölü 27 ile 36 bölü 27 arasındaki bütün e, değerler burası için geçerlidir. Şimdi şurasının alacağı değerler 6 ile 36 arasında olan bütün sayılardır. Yani 7'den başlar 35'e kadar. Burası şöyle yazalım. 7 ile 8, 9 kaça kadar gider? 35'e kadar gider. Fakat kutunun alabileceği değerler doğal sayıları bulabilmek için... ...kutu yerine kaç yazarsam 3 ile çarpıldığında 7 yapar. Var mı öyle bir doğal sayı? Yok. 2, 2 yazarsam mesela 6 yapar ki olmaz... 3 yazabilir miyim kutu yerine? 3 yazabilirim. 3 yazarsam 9 yapar olur. 4 yazabilirim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yazabilirim. 12 yazarsam 35'i geçeceği için, 36 olacağı için olmayacaktır. Dolayısıyla 3'ten başlayarak 11'e kadar olan bütün sayılar kutu yerine yazılabilir. Yedinci örneğimizde yine kutulu bir örnek. Kutu yerine yazılabilecek en büyük sayıyı bulalım. Yine paydaları eşitleyeceğiz burada. Bunu 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3, 9 yapar burası. 9 bölü 27, 21. 9 bölü 21. Dolayısıyla 9 bölü 21'den küçük olması gerekiyor. O zaman burası en fazla 8 olabilir. 9 olamaz. 9 olsa eşit olacak zaten. Yani en fazla 8 olacaktır. En büyük sayıyı bulun demiş bize. Cevabımız kaç olacak? 8 olacaktır.